Evde de durmuyor ama siz bunu anladınız mı? Benden çünkü bey dedi ki, evimden uzaklaştırma. Bana dedi 2 ay uzaklaştırma aldırmış ama kendisi evde yok. Annesinin yanında, tamam. Annenin olduğu yeri, adresi verseydin buraya yani gelmesin. Adam evde çocuk, 14 yaşında çocuk yalnız, polisle gitti eve. Peki abla ben bir şey diyeceğim. Onun başına orada bir şey gelmiş olsa, ona. O zaman benim mi suçum olacak, onun mu suçu olacak? O kimin başına bir şey gelse? Aynur Hanım. Aynur Hanım orada olmadığı için... Yok benim evimde değil. Annesinin oradayken. Onun başına orada bir şey gelmiş olsa yok, kimin suçu olacak? Yok orada bir şey gelse seni bağlamıyor. Çünkü neden? Sen verdiği adreste Aynur Hanım yok. O verdiği adresle alakalı bir şey. Ayrıca sen gidip öyle yapacak bir adam değilsin. Yani gidip de yaptın mı daha önce? Yok. Yaptın mı baban? Neyi? Hani gidip de bir rahatsızlık versin, yok, mahalleye abla, ayağa kaldırsın. Yok, abla, yok. Yok, sadece babam barışmak için bizi gönderiyordu. İşte. Annenle konuş diye. Sana niye uzaklaştırma aldırmış onu da anlamadım. Yani hem kendileri saldırmışlar sana. Aynen. Hem diyoruz uzak... abla, anlatıyoruz, gidiyorlar bir de suçlular. Acaba sana saldırdılar diye mi uzaklaştırma aldılar? Hani karşı şeye geçersin diye. Ya, abla ben her türlü ben onlar zaten dava edeceğim. Ben raporlarını bekliyorum şu anda Çorum'dan. Emniyete gelmesini bekliyorum hastaneden. Geldiği zaman ben zaten onlar her türlü suç duyurusunda bulunacağım ben onlara. Emniyetle işini halledeceksin. Yani. Tabii. Emniyet var orada. Koskoca emniyet var ya. Çünkü ben hiçbir şey yapmayacağım. Ama geçen de söylediğimiz gibi bizim yani şey... hayatı şeyimiz... şey söz konusu... Yani... bizim ben canımız şeyde değil yani orada. Güvende değil. Güvende değil. Yok, o çocuklarına zarar vereceğine inanmıyorum. Asla inanmıyorum. Onlar verirler abla. Onlar her türlü şeyi yaparlar. Aa yok ben ya. Ben ona inanıyorum. Ha görüyorsunuz abla, siz. Ya Allah'ım onlar her ben kızım tek başımayım. Abla ben 3 tane nasıl yani karşılarına şey yapayım? Ben bağırdım. Kendimi yırtıyorum yani orada. Hani babama saldırıyorlar ya. Ha. 18 yaşında yeğenim var. Sen kimsin lan? Edersin. Dünkü al. Benim babama saldırıyor. 18 yaşında. Dayımın oğlu. Benim babam o saldırma esnasında dedemi bir tane bile vurmadı. Bir tane, bir sille bile vurmadı abla. Yemin ederim ki. Niye? Benim babamı darp ediyorlar. Ama benim babam yapmadı. O kadar gururlu bir adam. Tekrar söylüyorum. Niye vurmadın biliyor musun abla? Bak sen düşünüyorsun onu. Abla onlarda o kabiliyet yok diyorum abla. Nasıl onlar insan olur değil. Ya? Olur mu ya? Onlar insan değil abla. Daha doğrusu bunlar bir önce. Önce adam olmasını öğrensinler. Çocuğunun yuvasını yıkan insanlardan insan olmaz abla. Ben onların yıktığına inanmıyorum canım. Siz kadını bezdirmişsiniz. Ya ben size açıklamasını yapacağım ablacığım lütfen. Ben inanmıyorum. Eğer benimle bir dakika görüşürseniz o programdan sonra ben size her şeyin açıklamasını yapacağım. Vallahi abla yapıyorlar. Benim çocuklarım da canlı şahidi bunun. Bir arıyordu, bir dedikodu yapıyorlardı, bir gör. Hep babamı karalıyorlardı ikisi birlikte. Neden? Annem de, anneannem de. Neden? İkisi de. Neden ama? Sevmiyorlar. Babamı sevmiyorlar. Sevmiyorsa boşansın. Abla ben bunu evlenirken dedim ki bak benimle gönlünün isteğinle mi evleniyorsun yoksa şeyle mi evleniyorsun? Ben dedi buradan artık dedi yani 3-4 tane nişan atmış abla. Yani nikah kıymışlar da mı attılar ne yaptılar bilmiyorum. Ya bunların hiçbiri önemli değil. Bir şey yürümüyorsa yani ayrılmayı da bilmelisiniz. İstemiyorsan benimle niye 22 yıldır kalıyorsun? Niye sürdürdün benim hayatımı? Allah bir sürü şeylerden bahsediyor. Dedim hani aklı şimdi o kadar boşanma şeyine gitmişsiniz. Niye boşanmadın? Evet. Uzaklaştırma almışsın. Her şey yapmışsın. Bak ne güzel ailemde. Söyledin sahip mi bunları? Sahip çıkıyor. Dedim kaç kere söyledim. Ne dedi? Mesela geçen bir olay oldu. Annem dedi ya Sultan benim yanımdaydı o olay. Ha, evet ha. Ben annemin yanındaydım doğru. Ben anneme de söyledim. Madem dayanamıyorsun boşan dedim. Annemgile dedemgile bu olayı da ben duyurttum. Annem bana ne dedi? Niye duyurttun annenengile dedengile? Çünkü babamla barışacak. Ondan dolayı. Annemgile dedemgile de ona gaz verdi. Hani gaz veriyorlar ya. Evet. Dolduruyorlar ya annemi. Hani ondan dolayı annemgile dedemgile duymasını istemiyor annem. Bu olayların. Anneannenle deden niye gaz versin annene ya? Ya istemiyorlar abla. Ne babamı seviyorlar, ne beni seviyorlar, ne kardeşimi seviyorlar. Aa. Kur'an çarpsın bak. Kur'an evliya çarpsın. Sevmiyorlar bizi. Sevmiyorlar. Babamdan dolayı babamı sevmedikleri için evlatlarını da sevmiyorlar işte. O yüzden abla. Ama evlatları derken annen de onların evladı. İnsan işte. Baban, çocuğunun babanı, çocuğunu sevmez. Niye sevmiyorlar? Baban yedirirken içirirken iyiydi de yani şimdi mi kötü oldu baban? Valla benim dayıma kaç sene baktı benim babam. Siz var ya azdan kör. Bakmadın mı baba kaç sene? Evinde besledi.
canım attı dayıma. Kaynımı ben evimde besledim. Benim soktu abla. Kaynım olacak şahıs. Niye? İşte. Neden ama? İşte, tartışmanın sebebi dedi. Neydi? Hayır böyle anlatmayın. Anladım. Tartışmanın sebebi. O çocuk o eylemi niye yaptı? Ne yaptınız da? Sen onun bacısına mı bir şey söyledin? Abla aile içerisinde ister istemeden ufak tefek tartışmalar i̇şte, olmaz mı? İşte o tartışmayı abla? Da o kaynının önünde yaparsan kaynını sen benim bacımın önünde yapmayacaksın. İşte hala yapıyor işte der. Abla. Aha şu anda yapıyor abla. Yapıyor adamlar. Yapmıyorlar mı abla? Dövmediler mi beni? Darp etmediler mi beni? İşte aile... Ben yıllarca ben onu evimde beslerim abla. 5-6 yıl. Kaç yıl beslerim kızım benim ben onu ya? Ben bilmiyorum ben çocuktum. Kaç yıl beslemek değil önemli olan Şükrü Bey. Ben bak, evimde baktım buna ama nankör insanlar. Sen adamın bacısına kötü davranırsan bir de genç delikanlıysa gücüne gider. Bacısını ezdirmek istemez. Gözünün önünde böyle şeyler olsun istemez üniversiteye abi. Gitti abla. Üniversite okuluna her şeyini ta üniversiteyi bitirene kadar benim evimde kaldı. Ne yaparsan yap. Bacısına kötü davranmayacaksın. Bacısına kötü davranmadım ki abla. Niye ama yapsın? O zaman öyle sıkıntıları yoktu. Hiçbir sıkıntıları yoktu. Ama o zaman da o yani o adam sevmiyordu. Hayır annen bağlandığında dedi ki ben çocuklarım için hep durdum Seda Hanım dedi. Yok dayılarımdan kastediyorum. Dayılarımı söylüyorum. Tamam ama hayır bak şimdi annen bağlandığında bunu söyledi ya çocuklarım hmm. için sabrettim durdum. Demek ki babanla arızalar var ki çocuklarım için ben durdum. Ben de onu anasının yanından getirip de evime tutturduruyorsam ben namusum için tutturdum abla. Kusura bakmaz çocuklar için gelmez o abla. Gelmez. Bu çocuklarını seven insan engel yapmaz. Şimdi bunu unutmayın yapıyor? Abla. Şimdi neden yapıyor? Peki öyle diyor ya. Şimdi niye yapıyor abla? Çocukları için seviyorsa dayanmış. Nasıl şimdi engel koyuyor abla bunu? Gelsin. Bana engel koydun tamam da çocuklara niye engel koyuyorsun? Bu çocuklar ne suçu var abla? Onu ben de anlayamıyorum işte. Abla nankörler diyorum. Bunların hepsi... Bunlar... Efendim Semra? Ben Şükrü Bey ve Sultancığım, annen ve annenin ailesi arasında açıklayamadığınız bir başka bir olay mı yaşadı var abla, ki var bunu açıklamak istemiyorsunuz ki? Ya ben diyorum Seda abla, bana bir dakika programdan sonra görüşün ben size neyin gerçek olduğunu anlatayım. Yok benim görüşmem bana, yasak da Mustafa'ya ya da Aydoğan ben size her anlatayım. Şeyi anlatayım o esnada. Ondan ya sonra ya şey, ister bana hak ayrıca verin, ister biz o her şeyi bilmek istemiyoruz her şey. Şimdi... Ekran başı. Biz bu her şeyi bilmek istemiyoruz. Sultan'la Ali geldiler. Biz evlenmek istiyoruz dediler. Laf lafı açtı. Babasının mevzusu geçti. Annesinin mevzusu geçti. Babası Şükrü Bey stüdyoya geldi. Doğru mu kızım? Doğru. Sonra Aynur Hanım, Ali ile Sultan buradayken Aynur Hanım bağlandı. Bir sürü laflar, iddialar, ithamlar. Bunun üzerine Ali'nin annesi yani Sultan buraya evlenmek üzere geldiği Ali'nin annesinden de bir sürü laf dinledi. Hatta ben o hakaretleri ve lafları Ayşe Hanım'da değil mi? Hmm. Ayşe Hanım'ın o sözlerini duyduktan sonra Sultan'a döndüm dedim ki aslında Ayşe Hanım sana böyle niye davranıyor biliyor musun dedim. Nedense de abla dedi annen çünkü sana böyle davranıyor dedim. Eğer senin başında annen olsaydı Ayşe Hanım'ın da tavrı farklı olurdu. Bakın Ayşe Hanım neler söyledi Sultan'a. Uy. İş bilmez, yemek bilmez. Sabaha kadar oturur, yer, içer. Hazır makarna yer, pastanede, şurada, burada gezer. Gezen, tozan bir kız. Kimse anasını karnını da öğrenmiyor. İnternet var, internetten bakarak yapıyordum bir şekilde. Biz engel olmuyor. Orada ne yapıyorsanız yapın, bizden hiçbir şey beklemeyin. Destek olun bize. Hani diyorsunuz ya eşya, olamayız. Bir yatak odası takımı, bir televizyon almakla yani destek olmuyor. 4 tane bilezik istiyordum ya, 10 tane bileziği çıkartıyorum. 4 bilezik istiyordum, 10 tane. Hadi alın. Bekle, alırsın. Kilom kadar istemediğime dua tane et. Bilezik. Bir kere mi ne evine gittik, ikinciye gittik, onda makinesini bağlamak için. Biz başka bir türlü gitmedik bir daha. Ya zaten bizim aramızda gelin kaynana ilişkisi de yoktu ki. Çok soğuklar bana. Gerçekten. Ezelinden beri istemedim sultanı ha. Orada cır 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 orada ağlamasın, sızlamasın orada. Sultan. Orada boştan yere bekleme. Sen getiriyorsun, çiçek veriyorsun, yüzük takıyorsun, yüzüne atıyor. Yazık. O çiçeğin bir dalını ben ona mehal görmem. O kızın gözü başka yerlerde. O başka yerlere gezmeyle, tozmayla alışmış.
ondan hayır gelmez oğlum. Ondan sana hayır olmaz, olmaz. Biz ta zamanında dedik sana. Bırak şunu dedik, bırak. Ben ne yapmışım? Düne kadar sen benim evladımsın diyorsun. Neymişim ya? Beni araştır, ama beni araştırın. İşte Ali'nin annesi Ayşe Hanım'ın da Sultan'ı eleştirmesinin sebebi Sultan'ın annesinin Sultan'a sahip çıkmaması. Bir anne kızına sahip çıktığında kayınvalide adayı da böyle konuşmaz. En azından bir muhatap bulur. Annenle Ayşe Hanım hiç konuştular mı Sultan? Ya istemem olduğunda konuşmuşlardı. Ama ben bir şey diyebilir miyim? Evet. Ben senin o meraklı değilim, merak etme zaten. Bu bir, Allah'a dua edin. Benim gibi yani. Abla, ben o kadar yemek falan hazırladım. Ben hakkımı da helal etmiyorum. Tamam mı? Haram olsun size, haram haram. Deme, duydunuz öyle, mu? Yine öyle deme. Yok Ayşe diyorum. Senin oğlunun çocuğu var, ben çocuğu halde. Çocuğu olduğu halde 21 yaşındayım. Hiç evlenmedim. Allah'a dua edin ki Sultan benim oğluma bakmış diye. Duydunuz mu? Kimse yakıştırmıyor bizi. Kimse, kimse, kimse. Ama ben her şeye rağmen senin oğlunun elini tuttum. Ben bu programa kadar çıktım. Anca senin oğlun gider. Şimdi bir şey diyeceğim. Abla burada bana çiçek verdiği zaman var ya, neler yapmış, neler neler. Siz arkadaşlar. Peki bekle bilmiyorsunuz. Bakalım. Telefonda halan var. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim Seda abla. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hayatım. Üzülüyoruz tabii ki bu durumlara. Sultan'ın annesi tarafından hala kabul edilmemesi, Sultan'ın 14 yaşında bir kardeşi var, Aynur Hanım'ın hala çocuğu yanına almamış olması bizi burada üzüyor ve düşündürüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi Seda abla, benim yeğenim de olsun, abim de olsun, biz her zaman arkasındayız. Yeğenim de hiçbir şekilde ağlamasın. Onu kabul etmeyen bir anneye İhtiyacı yok ya, biz varız. Gerek yok yani. Onun arkasında kapısı gibi halaları var, babası var. Gerek yok yani. Sultan bir dakika, Sultan halası, bir bekle hayatım. İsmini vermek istemiyorsun, o yüzden söylemiyorum. Bekle. Sultan, biraz önce sen dedin ki benim annemin ailesi var. Benim babamın hiç kimsesi yok dedin. Evet. Aha işte halan. Destek niye oluyorlar abi, çok şükür destek oluyorlar. Benim annem yüzünden babamla görüşmüyorlardı. Annem konuşmalarını istemiyordu çünkü.